Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Muammer Güngör 65 yıldır radyo tamiri yapıyor. Güngör 100 yıllık radyolarına gözü gibi bakıyor. Bilerek yapıyorum. Yani öyle şeyden dolma değil. Yani hobi de bazıları hobi. Ha bu da mesela bu çıktığında. Bir de bu arada. Evet. Öyle. Bir insan bunlar. Teşekkür ederim de. Bu mesleğe çok emek verdim ben. Çok fazla emek verdim. Yani bulunduğum yer şu anda benim yani yerim değil ama çok emek verdim. Çok emek verdim. Çok fazla rağbet var. Dışarılardan çok iş geliyor. Her işi kabul edemiyorum. Nedeni şöyle. Kargoyla yolluyorlar. Kargoda da kırılıyor. Onun için kargoyla istemiyorum. Yoksa kargoyla istemiş olsam işten başımı alamam. Çünkü bu işi hakikaten yapabilen kişi az, öyle zannediyorum. İstedim ama muvaffak olamadım. Vallahi öğretmek isterim ancak öğretme ortamım da o kalmadı artık. Çünkü bunun öğrenilmesi için uzun müddet takipte olması lazım bir çocuğun, bir kişinin, öğrenmek isteyen kişinin uzun takipte olması lazım. Ben uzun takipte olacak kadar çalışamıyorum. Artık bu işi hobi olarak yapıyorum. Yani insanlara cevap verebiliyorum ama öğretme şansım yok. 4 tane kızım var, 1 tane oğlum var. Oğluma zamanında elektronik dediğimde bana elektronik deme ne dersen de dedi. Şimdi de elektronik keşke öğreneydim diyor. Keşke Peki. üretebilseydim hakikaten. Burada 1937 şu anda. Hiç Nasıl parça sabrediyorsunuz? sorunum yok. Nasıl Hiç tedarik var. ediyorsunuz bunu? Bir radyo dağıtıyorum. Şimdi radyoda bir esas vardır. Radyodaki esas şöyledir. Radyonun içerisinde kendinde lazım olan 5 çeşit lamba vardır. Bu 5 çeşit lambayı yerine göre kullandığın zaman her radyoya bir istediğin lambayı takabilirsin. Edip Akbayram daha meşhur olmamıştı. Bana gelmişti burada. Ben 2-3 sefer tamiratını yaptım. Tamirlerinden bir tanesinde mesela amfikatör ve eko cihazını yapmıştım. Plaklar var bende, evet. Nizipli Deli Mehmet'in plağı var bende. Nizipli Deli Mehmet'in sesi dünyada erkek olarak 2 sesten bir tanesiymiş. Değerli olduğu için de satmıyorum da elimde de tutuyorum. Elimde var şu anda benim. Gün gelir sönecek mi?